Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ekim 21 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ekim ayı sizin için uzak hedefleriniz, seyahat planlarınız, akademik konular, eğitim, belki hukuksal alanlarda önemli bazı gelişmeler ortaya çıkarabilir. Bu ay aynı zamanda burcunuzdaki Jüpiter ve Satürn gerilemesi de sona erecek. Belki de hayatınızda bazı tıkanıklıklar da artık açılmaya başlayacak. Konu başlıklarımız şöyle: 6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay var. Merkür retrosu ayın 18'inde sona eriyor. 10 Ekim'de Satürn retrosu sona eriyor. 18'inde Jüpiter retrosu sona eriyor. Evet, bu ay gerçekten özellikle retro gezegenlerin ileri harekete dönmesi nedeniyle çok ilginç ve özel bir ay. Ve 20 Ekim'de de Koç burcunda Dolunay meydana geliyor. Şimdi detaylara bakalım. Ayın özellikle ilk yarısında Güneş, Mars, Merkür Terazi burcunda olacak ve 9. evinizde olacak. Ve ayın 6'sında da 13 derece Terazi burcunda yeni ay doğuyor. Sizin için dost bir burç Terazi. Ve Merkür'ün hareketi, Mars'ın hareketi de size bu yeni ayda aslında destekliyor. Ancak Merkür gerilemekte. Yani biraz günlük hayatı yavaşlatırken bazı plan ve programları da ertelememize neden olabiliyor. Ya da biraz geçmişle ilgili konuları hayatımıza daha fazla taşıyor bu dönemde. 13 derece Terazi yeni ayı herkes için aynı şekilde etkilemiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 13 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa etki alanında olabilirsiniz. Öncü burçlarda da gezegenleriniz varsa bu etkiler daha da bir artabilir, daha da görünür hale gelebilir. Bazı hedefler, yurt dışı konuları var özellikle. Belki hani uluslararası alanda bir işle uğraşıyorsunuz ya da akademik bir konu var. Akademik hedefleriniz var. Belki bir hukuksal hak arayışı, mahkeme, dava konularınız var. Belki bir seyahat planınız var. Şimdi tüm bunlarla ilgili evet bazı olasılıklar gündemde ama gerileyen Merkür sanki biraz yavaşlamak, biraz bazı şeyleri gözden geçirmek gerektiğini işaret ediyor. Belki bazı ertelemeler de olabilir. En azından ayın ikinci yarısından itibaren daha rahat ilerleyebiliriz. Bu yeni ay hedeflerimizi daha rahat ortaya koyabiliriz. Evet, bu ay birçok gezegen ileri harekete dönecek. Ayın 6'sında tam yeni ay günü Plüto Oğlak burcunda gerilemesini sona erdiriyor. Ayın 10'unda Satürn Kova burcunda artık retrosunu bitirecek. 18'inde ise Jüpiter retrosunu bitirecek. Jüpiter yıl sonuna kadar burcunuzda ileri harekette, yani şans sizinle daha güçlü bir şekilde bir arada olacak. Ve yine ayın 18'inde Merkür retrosu da Terazi'de bitiyor ve Merkür de ay sonuna kadar Terazi burcundan size çok güzel bir destek vermeye başlayacak. Şimdi gerileyen gezegenler ilerlemeden önce hızlarını azaltır ve dururlar. Evet, gerçekten dururlar ve bu durma süreci de birkaç gün etkili olabilir. Ve bu tabii ki bize de yansır. Yani bizim de hayatımız böyle bir yavaşlar. Hatta zamanın bile yavaşladığını hissedebiliriz. O şekilde algılayabiliriz. Ve bazı şeyler gerçekten şöyle bir duraklar. Aslında duraklayan gezegen belirli bir noktaya odaklanmamızı ister. Yani hangi burçtaysa bu gezegen, hangi evimizde hareketteyse, işte orada durakladığı noktada bizim de o noktaya daha fazla odaklanmamızı ister. Ve bu odaklanma sürecinde aslında gerileme sürecindeki konu ve kavramları da hayatımızdaki tesirlerini de belki böyle içselleştirme, belki bir anlama, fark etme olanağı buluruz. Ve burada tabii bazı hataları düzeltebiliriz, bazı eksikleri fark edebiliriz. Belki bazı yol ayrımları olabilir. Bir şeyleri sonlandırabiliriz. Değişik bir yöne ilerleyebiliriz. Yani bu önemli bir dönem aslında ve ayın 5'i ile 20'si arasındaki süreçte, evet, bu kolektif gezegenlerin ve özellikle sizin burcunuzda da oldukları için Jüpiter ve Satürn çok daha güçlü etkiler veriyor. Önemli bir dönem. Biraz yavaşlama, duraklama, kontrol etme dönemi, bir güç toplama dönemi diyebiliriz aslında. Ve 20'sinden sonra artık gezegenlerimiz ilerliyorlar. Yavaş yavaş hızlanacaklar. Bu da hedeflerimizi, planlarımızı, programlarımızı, yani daha rahat hayata geçirmemizi, daha hızlı ilerlememizi ve belki de sonuca ulaşmamızı sağlayabilir. Bu enerjiler altında 20 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Dolunay sizin 3. evinizde. Yönetici gezegeni Mars. Mars Plüto'yla dik açı içerisinde olacak. Güçlü bir dolunay. Koç girişkendir, hızlıdır ve aktiftir, mücadelecidir. Plüto ile açısı da aslında biraz böyle mücadele gücünü arttırıyor. Ama bu mücadelede içinde manipülatif durumlar olabilir, gerçekten çatışmalar olabilir.
zorlanabileceğimiz durumlarda olabilir. Ama bitmiş bir şeyleri artık gerçekten dönüştürmek ve hayatımızda daha böyle bir güçlü başlangıçlar yapmak için de bizi çok motive edebilir bu dolunay. Farkındalığımızın arttığı bir süreç. Üçüncü evinizde olacağı için belki bazı düşünceler olgunlaşacak. Yani bazı belki planlarınızı burada belki fikirlerinizi de değiştirebilir. Yani fikirsel dönüşümler de olabilir. Ya da bazı anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde de bazı önemli dönüşümler olabilir. Tamamen çok güçlü yeni fikirler de ortaya çıkabilir. Bir anda böyle parlak bir, yaratıcı bir fikrin ortaya çıkması gibi örneğin. Bu bir tamamlanma da dönemi aynı zamanda. Yani bir eğitimin tamamlanması, bir anlaşmanın, sözleşmenin belki sonuç vermesi ya da özellikle yakın çevre ilişkilerinizde kardeşler, iş arkadaşları ya da komşularla olan ilişki dinamiklerinde bazı güçlü dönüşümler, bunlar da söz konusu olabilir. Kazalara, sakarlıklara, biraz böyle manipülatif durumlara dikkat edelim. Beklemediğimiz yerlerden gizli düşmanlıklar, gizli bilgiler, böyle iş hayatımızda özellikle zorlayıcı durumlar olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yasalar, özellikle yasal konulara, bu süreçlere daha dikkatli yaklaşmakta fayda var sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 27 derece Koç burcunda olacak. Özellikle öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay sizi daha güçlü etkileyecektir. Ama bu burç gruplarında özellikle gezegenleriniz bulunmuyorsa çok da güçlü etkiler almayabilirsiniz. Daha hafif, daha böyle sıradan bir süreçte de bu dönemi geçirebilirsiniz. Ama Jüpiter'in, Satürn'ün ileri harekette olması ayın 20'sinden sonra, özellikle 18'inden sonra gerçekten sizin zihinsel, bedensel enerjinizi toplamanıza yardımcı olacak. Belki geçtiğimiz bahar aylarından bu yana, Nisan-Mayıs döngüsünden bu yana başlatmış olduğunuz ama bir türlü istediğiniz gibi ilerlemeyen, duraklayan işleriniz biraz daha ilerlemeye başlayacak. Önünüzü daha rahat göreceksiniz. En azından Jüpiter destekleri dışsal anlamda size çok daha rahat akacak bu süreç içerisinde. Kurmuş olduğunuz bazı ya da kurmaya çalıştığınız bazı yapılar daha güçlü temellerle daha sonuç odaklı bir şekilde ilerleyebilir. Yani bu gücü elinizde bulundurabilirsiniz. 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. 30 Ekim'de ise Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Özellikle Kasım ayında Mars Akrep'te kendi burcunda çok güçlü olacak ve sizin için gerçekten tesiri çok güçlü olacak. Daha hırslı, kararlı, tutkulu olduğunuz bir dönem. Kasım ayı iş, kariyer hedeflerinizde tuttuğunu koparan, daha fazla belki tutkulu ve mücadele ettiğiniz ama başarı da odaklı olduğunuz bir ay olacak. Özellikle Kasım'da doğacak Akrep yeni ayı da yine sizin için kariyer konularınızda yeni kapılar açabilecek. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.